harika bir parti. Ay tatlı çocuk. Hey, hareketlerini beğendim. Aman tanrım. Cidden ya. Onda olup da bende olmayan ne var? Belki de saçlarımı daha fazla savurmalıyım. Çok iyi dans ediyorsun. Niye işe yaramıyor? Bu haksızlık. Saçlarımın uzun ve kusursuz olmaması benim suçum değil. Sen iyi misin? Ne oldu? Keşke saçlarım seninkiler gibi olsaydı. Bu mu? Bütün olay saç şekliyle alakalı. Dur sana yardım edeyim. Önce şu lastiği çıkaralım ve yukarıdan toplayalım. Yukarıda bir at kuyruğu yapıyoruz. Sonra yanlardan alıyoruz. İlk yaptığımız at kuyruğunun üstüne bunları toplamak için bir lastik daha kullanıyoruz. Şimdi yerine sabitleyelim. Bak sana ne kadar yakıştı. Ne düşünüyorsun? Yok artık. Bu benim saçım mı? Çok teşekkürler. Harikasın. Hadi dans edelim. Hey dönmüşsün. Hey ne güzel bir akşam. Saçını at şekerim. Woohoo! Kızlar biraz dikkat etsenize. Oh canına. Şu saç stillerine bak. Bayıldım. Yeni bir saç şeklim olsa iyi olurdu aslında ama hangisi? Hadi bir şey deneyeyim. Şu makası alayım. Hadi bakalım. Cesur ol. Bu sadece saç. Hayır. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Güven bana, tecrübeyle sabit. Makası ver. Az kalmıştı. Asla yeni bir saç şeklim olmayacak. Yoksa olacak mı? Sanırım bir fikrim var. Bu saç lastiğiyle saçımı topluyorum. Sonra öne alıyorum. Şimdi saçımın kalanını örüyorum. Çok güzel görünecek. Neredeyse bitti. Arkası oldu. Şimdi saçımın üstünü aralıyorum. Ve örgüyü içinden geçiriyorum. Hepsi geçiyor. Şimdi sıra kâküllerde. Düzeltmek için saç düzleştiriciyi kullanıyorum. Biraz ısıyla düzelecekler. Şimdi de dağıtıyorum. İşte harika görünüyor. Resmimi dergiye basmalılar. Saçına ne yaptı? Anlamıyorum. Makas hala bende ama. Sadece becerikliyim biraz. Eski usul. Ev tipi pedikür zamanı. Siz şurada durun bakalım. Ben de tırnaklarımı hazırlayayım. Sence bana dalgalı saç yakışır mı? Öğrenmenin tek yolu var. Hadi bakalım. Aman tanrım. Ay takıldı saçım. Ay fena dolandı. Bu şeyin nesi var ya? Pardon. Bu kız ne yaptığını hiç bilmiyor. Belki başka bir yöntem deneyebilirim. Şöyle toplayayım. Ve topuz yapayım. Burada tutmak da çok zor. İşte. Ama tanrım. Kafandaki de ne öyle? Kuş yuvası sadece. Şunu doğru düzgün yapabilecek mi? Belki sevimli örgüler yapsam. Nasıl görünüyor? Saçımı düğümlemedim değil mi? Bu nasıl oldu ya? Ay! Hey! Şurada pedikürümüzü yapamayacak mıyız? Al sana. Benim suçum değil. Ama sanırım işleri tersine çevirebilirim. Saçından biraz al ve parmak ayıracının aralarına dağıt. Bunu örgü yapma aleti olarak kullanabilirsin. Elle yapmaktan çok daha kolay. Dışarıdan başlayıp içeri doğru git. Devam et. Tutamın aşağısına doğru in. Bir tane daha. Şimdi de bağlayalım. Birkaç kez dola. İyice sıkı olsun. Çok hoş oldu. Hem de sadece bununla. Görüşürüz. Öfkelenme. Pekala sanırım dondurma tezgahım hazır. Ah şuna da bak. Ha? O ne
öyle dik dik bakıyor? Hey dondurma, gel vatandaş. Evet işte dondurmanız. Teşekkürler ve afiyet olsun. Dondurmalar taze ve leziz. Sadece bugüne özel. Evet dondurmam büyük başarı kazandı. Size bir tane, size de ve size de. Ne? Şimdiden bu kadar para kazanmış olmasına inanamıyorum. Hey dondurmalarım var, lezzetliler. Niye kimse benden dondurma almıyor? Çok leziz. Bir dakika. Belki de görünümüm yüzündendir. Pekala göz rengimle başlıyorum. Sanırım maviyi seçeceğim. Şimdi de dondurma külahlarından birini kullanacağım. Külahın çevresini çizdim. Şimdi kağıt mendil ve sıvı lateks gerekli. Mendili buruşturuyorum ve latekse batıyorum. Şimdi çizdiğim dairenin etrafını kaplıyorum. Bütün daireyi kaplamalı. İşte bitti. Şimdi külahı tekrar alıyorum. Ve onun çevresini çizdiğim yere yerleştiriyorum. Pekala şimdi beyaz kalemi yüzüme sürüyorum. Dudaklarıma ve çeneme kadar. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi pembe boya ve fırçaları alalım. Kağıdı boyuyorum ve işte kurudu. Kağıdın tamamını boyadıktan sonra yüzümü boyamaya geçiyorum. Bitti. Peki sırada ne var dersin? Süs şekerleri. Onları külahın ve boyanın üstüne serpiyorum. Dudaklarımı ve göz kapaklarımı da kaplıyorum. Ve şimdi bitti. Sanki yüzümde erimiş bir külah dondurma var gibi duruyor. Şimdi dondurma satmaya geri dönelim. Dondurma, dondurmam kaymak. Vay canına, şu kıza bak. Dondurmamı kesinlikle ondan alacağım. Oh, makyajın müthiş. Teşekkürler, işte dondurmam. Bana da lütfen bir külah dondurma. Oh, bu dondurma çok leziz. Of, bu ne ya? Bunu ben de yapabilirim. İşte bak. Bu nasıl? Düşürme düşürme. İşte oldu. İyi bir bazla başlayalım. Evet güzel ve pürüzsüz. Müthiş. Sonra uzun kirpikler elde etmeliyiz. Sihri görüyor musunuz? Şimdi de dudakları renklendirmek şart. Bu yeni renk de müthiş değil mi? Dudakları büzelim. Ve imza parfümümü unutmamalıyım. Tabii saçı da unutmamalıyım. Yoksa unutsam daha mı iyi? Ay böyle çıkamam. Acaba ısının yardımı olur mu? Ay, daha da beter oldu. Öfkeli bir aslan gibi görünüyorum. Şunu kullanayım mı? Pekala. Gittikçe kabarıyor. Deneyecek başka şey kalmadı. Saçına ne oldu? Şunu bir tutar mısın? Salata mı yiyeceğim? Biraz ister misin? Elma sirkesi. Tabii ya. Biraz başına dök ve şampuan gibi friksiyon yap. Saçını hemen yumuşatır. Şimdi de ufak tefek pürüzleri giderelim. Bu şey harikalar yaratıyor. Bak nasıl yumuşacık bir ipeksi oldu. Evet, tam bir saç sihirbazıyım. Sonra görüşürüz. Sadece biraz şununla ha. Nerede bu? Of ya, süngerim parçalanmış. Bunu yüzüme hayatta sürmem. Şunu uzak tut. Aa, bunlardan birini denesene. Süngere benziyorlar. Fondötenle deneyeyim. Aa, iz bırakmıyor. İyice de yayılıyor. Müthiş bir fikirmiş. Tabii birini yanlışlıkla yemezsen. Ay Brian ne tatlı. Yarın benimle buluşmak mı istiyor? Evet. Sofia. Ne? Yarın Brian'le buluşacağım. Evet öyle. Hayır. Bana inanmıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Ah oğlum.
kocaman bir sivilce olmasın. Üzgünüm canım. Yine de güzelsin, üzülme. Keşke yardım edebilseydim. Aa, aslında belki edebilirim. Sarımsağı kullansana. Ne? Sivilcenin üstüne koy. Suyu iltihabı yatıştırır. Sabaha kadar geçmiş olur. Ah, iyi uyumuşum. Sanırım geçmiş. Sofia! Aa, bak geçmiş. Vay canına. Çok kolay bitiyormuş. Hazırlansan iyi olur. Bana sivilceleri fısıldayan kız diyebilirsin. Telefona kısaca bir bakayım. Aa, biri beni arıyor. Öyle tatlı ki. Telefonumu kucaklamak istiyorum. Tabii alabilirsin. Askılı siyah elbise değil mi? Aa, makyaj çantasını bırakmış. İşte bana bir fırsat. Hop kaçayım. İşte orada. Aman tanrım, bir şey yapmalıyım. Nerede şu? Ah işte. Bu kesinlikle işe yarayacak. Tamam, dudaklarım iyi görünüyor. Saçlarımı da açıp sallayayım. Dudaklarıma yapıştı. Bilemiyorum, belki de yeterli değildir. Acaba şunu da kullansam mı? Sanırım evet. Azıcık süreyim. Fırçayla dikkatlice yayayım. Tamam, şunu da kaldırayım. İşte bana fırsat. Amanın, bu ne güzellik. Evet, onu öpeceğim. Hey, durun hele. Makyaj malzemelerimi almışsın, gel buraya. Amanın, of, kızlar bayağı ürkütücü olabiliyor. Ah, Mowgli, ormanı gerçekten terk mi ediyor? Olamaz, gerçekten terk ediyor aman tanrım. Bu konuda ne hissettiğimden emin değilim. Mutlu muyum, üzgün müyüm bilmiyorum. Bir şeyle içmem gerek. Vay canına, ne harika bir kitap. Bir dakika, yüzümde niye tuhaf bir his var? Of, yüzüm mahvolmuş. Pizzaya dönmüşüm adeta. Ama öyle kalmasına asla izin veremem. Bu konuda hemen bir şey yapacağım. O zaman patlatmaya başlayalım. Ne? Neler oluyor? Cilt bakımı konusunda bir rahatsızlık hissediyorum sanki. Ha? Of, olamaz. Sen ne yapıyorsun? Kes şunu. Hayır. Sivilceleri sakın patlatma. Bu işleri çok daha kötüleştirir. İyi ki benimle arkadaşsın. Çünkü o işi ben halledeceğim. Bunlar nedir ve benim bunlarla ne yapmam gerekiyor? Yüzüme çıkartma mı yapıştırdın sen? Aynen öyle yaptım. Bunun içinde sivilceleri tedavi eden ilaç var. Akneler konusunda sana yardımcı olacaklar. Bana güven. Hadi bunları bütün sivilcelerin üstüne yapıştıralım. Sen ciddi misin? Yüzümün her tarafına çıkartma mı yapıştırmak istiyorsun? Evet. Bunlarla cildini tamamen temizleyeceğiz. Kendimi bir çocuk etkinlik kitabı gibi hissediyorum. Tamam güzel. Bunları artık çıkarabilirim değil mi? Hayır hayır hayır. 4 saat kadar yüzünde kalmaları lazım. 4 saat mi? Sen ciddi misin? Yazıcılar grevdeymiş. Hey, uyan uyan. Kronometreye göre geriye birkaç saniye kaldı. Pekala, şimdi hepsini çıkaralım. İşte ilki çıktı ve şimdiden gayet iyi görünüyor. Sonuçlar seni çok şaşırtacak. Evet, tamamen haklıymışım. Şu aynayı uzat da bir bakayım. Vay canına, yok artık. Cildim çok daha iyi görünüyor. Yaşasın. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ah, bir sürü sivilce çıkması hiç şaşırtıcı değil tabii. Heyecan verici haberlerim var. Parti!
Aa, güzel partileri severim. Ay canına sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. Görünüşe göre herkesi çağırıyor. Hazırlansam iyi olacak ama makyaj malzemesi yok. Ah, buldum. Ruj olarak ketçap kullanabilirim. Bu tepside aynam olur. Bu renkler bana yakışıyor. Güzel görünüyor ve lezzetli. Aa, hayır. Şu sivilcelere bak. Dışarıya bu halde çıkamam. Ha, ne yapacağım? Bu süngerle ovalasam? Oo, umarım işe yarar. Ay, işe yaramıyor. Aa! Cildim berbat görünüyor. Un. Bunu kullanarak kapatabilirim. Cildime hafif hafif süreyim. Bütün kusurları örtecek. Bu kadarı yeterlidir. Bakalım nasıl görünüyorum. Oh, hayır. Noel Baba'ya benzedim. Partiye asla gidemem. Bir anlamı yok ki. Kahve soğumuş. Bir dakika. Bunu yüz maskesi olarak kullanabilirim. Denemeye değer. Tamam, bu kadar. Şimdi beklemeliyim. Ah, cildim harika görünüyor. Hadi partiye. Ah, o kadar sert yapma. Yeter. Çok kötü yapıyorsun. Affedersiniz hanımefendi. Yüz maskesi. Bir saniye efendim. Hazır mısınız? Ah, böyle güzel görünmek zor iş. Ah, cildim ışıldıyor. Oo, çok parlak olmuş. Elbiseyi buyurun. Oo, güzel. Biri ışıklarımı söndürdü. Herkesin gözleri üzerimde. Biri partimi mahvediyor. Hemen geliyorum. Pekala, gidelim. Aha, indir beni. Aha, görebiliyorum. Makyajın ne kadar iyi olursa olsun gün boyu onu tazelemek önemlidir. Bu makyaj paleti de bayağı büyükmüş. Fırçalarım sığar mı acaba? Saç fırçamı unutmamalıyım. Suyumu da alayım. İşte böyle. Aa, burada yer kalmadı mı? Her şey çok sıkışık. Kullanabileceğim daha büyük bir çanta var mı acaba? Küçük bir şey daha almak istiyorum. Hey! Şu pamuklu çubuklara bak. Lili, şunlardan bir tane alabilir miyim? Teşekkürler. Mükemmel olacak. Sadece pamuklu çubuk üstünde yanıma almak varken bütün güzellik malzemelerini taşımaya ne gerek var? Kapatıcıya daldır. Ve epeyce bir alınca işte götürmeye hazır. Küçük poşet nemli kalmasını sağlayacak. Sıkıca kapatmayı unutma. İşte hazırsın. Bu şeyler her yere sar. Şu küçücük cebe bile. Ben çıkıyorum. Görüşürüz Betty. Ya bu dağınıklık ne olacak? Cidden mi? Şu ödevi öğlene kadar bitirmeliyim. Vay canına, eni çok güzel görünüyor. Vay eni, saçların bukle bukle olmuş. Sağ ol, yeni bir şey denemek istedim. Oo, elinin saçları müthiş. Eni, bu saç sana çok yakışmış. Ay, beni mahcup ediyorsun. Benim saçımsa her zamanki gibi sıkıcı ve dümdüz. Aa, sanırım bu kalem bunu değiştirmemi sağlayabilir. Saçımı kalemle sarayım ve biraz bekleyeyim. Tada! Ay, sanırım bu hiç işe yaramadı. Yine hayal kırıklığına uğradım. Derse dönsek iyi olur. Pekala, not tutayım. Üf ya, kalemim yazmıyor. Üflersem düzelir. Oo. Hey, ödünç verecek fazla kalemim var mı? Kusura bakma, bu tek kalemim. Eva, sende fazla kalem var mı? Aa, çok üzgün görünüyorsun. Şu sıkıcı saçlarım beni hayal kırıklığına uğrattı.
derdin bu mu? Saçlarını kıvırmana yardım edebilirim. Bak, önce saçından bir tutam alıyoruz. Saçını iki parmağıma doluyorum. Sonra ucuna düğüm atıyorum. Ve sıkışana kadar çekiyorum. Aa, ne kadar kolay görünüyor. Bukleleri görmek için sabırsızlanıyorum. Dur, hemen açma. En az 1-2 dakika beklemelisin. Dur, geriye doğru sayayım. Tamam, açabilirsin. Vay canına, bu kadar kıvrıldığına inanamıyorum. Şimdi artık saçlarımı hep böyle yapabilirim. Eyvah, sana çok yakıştı. Sağ ol Annie. Sen olmasan yapamazdım. Ne zaman istersen Eva. Şimdi flörte devam. Bir dakika, nereye gitti bu? Ne? Şaka mı bu? Ne sinir. Ben olmasam saçını böyle yapamazdı. Ah, şu dergiye bir göz atayım. Vay canına, bu çok güzel. Ah annem. Wendy, gözüm üzerinde. Ders çalışman gerekiyor. Aa, tamam, sakin ol. Mutlu oldun mu? Aferin kızıma. Evet, tabii. Kitap okumak ineklerin işidir. Dergiyi çalışmayı tercih ederim. Vay canına, bunu almalıyım. Bir arayayım. Alo, elinizdeki en iyi oyun kumandasını istiyorum. Hemen. Aa, vay canına, iyi hizmet veriyorlar. Oh, şuna bak. Harika, muhteşem. Annem bunu görmemeli. Burada neler oluyor? Tüh, başka bir şey deneyeyim. Aa, neler oluyor? Aa, bu eğlenceli. Anne, sana çok yakıştı. Şunu hemen durdur. Vay canına, tek boynuz at. Ben de sinirleniyorum. Kes şunu. Ah, hayır anne. Bunu neden yaptın? Onu kırdın. Kitaplarını aç, yoksa ders çalıştığını görmek istiyorum. Ah, mutlu yıllar Gabby. Umarım beğenirsin. Teşekkürler anne. Bir kutu daha mı? Bu çok heyecan verici. Aç hadi. Pekala, biraz tuhaflaşmaya başladı. Anne? Devam et. Hadi aç onu. Daha küçük bir kutu mu çıkacak? Kağıt mı? Bir dakika. Ciddi olamazsın. Bana kredi kartımı aldın. İnanamıyorum, sen harikasın. Aha, biliyorum. Öyle çok şey alacağım ki. Hep bir ayakkabı koleksiyonum olsun istemişimdir. Bu şahane bir şey. Aa, istakoz. İşte hayat budur. Hepsi bu kredi kartı sayesinde. Gabby, dünyaya dön. Ne oldu anne? Seni şapşalın, dikkatlice bak. Bu bilgisayarın için. Aa, teşekkürler. Aa, bayıldım. Pekala, bitki. Şurada otur biraz. Sana da biraz su vereceğim. Ha, o ağda bantı nereden geldi? Sakın bakma. Bacaklarım ağda yapmaya çalışıyorum. Ama çok acıyor. Ay, uf. Fena acıtmış olmalı. Öyle, çok acıyor. Bekle, sanırım yapabileceğim bir şey var. Aleo, şu yaprağını alacağım. Umarım çok kızmazsın. Şuradan keseyim. İşte bu kadarı yeterli olur. Tamam, sana tek gereken bu aloe vera yaprağı. Nasıl, ne? Bu sadece bir yaprak. Onu biraz sık, ne demek istediğimi göreceksin. Sıkayım demek. Oh, vay, şu jele bak. Şimdi bunu bacağıma mı süreceğim? Evet, iyice yedir. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bak işte böyle. Bacağın düzeldi ama hala akıllı. Biz artık gidiyoruz. Dur. Burada da yardıma ihtiyacım var. Canım çok fena yanacak. Ah, of ya. Tamam. Az kaldı. Sonra işim bitecek. Of, burası biraz ürkütücü. Belki de bunu yaptırmamalıyım. Sakin ol, her şey iyi olacak. Daha ne kadar sürer? Tamam, hepsi bitti işte.
Oo, ne kadar havalı görünüyor. Evet, bunu kesinlikle yaptırabilirim. Cesur ol. Hey, sen ne arıyorsun burada? Bir saniye. Gollum'a şunu yapabilir misiniz? Üzgünüm ama hayır. Hayır mı? Niye ki? Tabelalara bak. Yaşının 21 olması gerekiyor. Kusura bakma, kuralları ben koymuyorum. Peki o zaman gideyim bari. Evet, iyi fikir. Hey, sırada kim var? Bu haksızlık. Oraya giderek büyük cesaret göstermiştim. Şimdi makyajım da aktı. Bugün hayatımın en kötü günü. Bana nazik bile davranmadı. Ah, bunu aldığımı hatırlamıyorum. Bir dakika, sanırım bu işe yarayabilir. Önce bir şablon hazırlamalıyım. Tamam, şimdi kolumda olmasını istediğim yere koyuyorum. Şimdi sıra tutkalda. Fırçayla iyice yayayım. Tamam, şimdi sırada sim var. Her yeri iyice kaplanmalı. Üstüne hafifçe vurayım ki pürüzsüz olsun. İşte bu kadar. Şimdi büyük an geldi. Çok sevimli. Fazla simi de üflerim. Vay canına, müthiş oldu. Kesinlikle bunun birkaç resmini çekmeliyim. Tabii ki bunu Instagram'a koyacağım. Hah, olamaz, annem geliyor. Şunu çıkarsam iyi olur. Of, çıkmıyor. Ah canım, bana bir iyilik yapıp etrafı toplar mısın? Tabii ki. Seni seviyorum anne. Ah, ucuz kurtuldum. Su yeterince ısındı. Artık çorbamı içebilirim. Ah, bütün gün bunu bekledim. Bu çok güzel ve rahatlatıcı. Şimdi televizyonda seyredecek ne varmış bir bakalım. Başka bir şey deneyeceğim. Herkese selam. Bugün size yeni evimi göstereceğim. Hadi benimle gelin. Bu parti salonum. Burada günde 24 saat DJ bulunuyor. DJ mi? Eminim çok eğlencelidir. Ha? Televizyonum yine saçmalıyor. Hadi ama. Ve bu yeni bilgisayarım ve direksiyonumun olduğu yeni ofisim. Evet doğru. Ben harikayım. Yoğun bir günün ardından gevşemek istediğimde banyo yapmayı severim. Vay. Çok sıcak. Ve yatmaya hazır olduğumda üstümü parayla örtüyorum. Yok artık. Bunu seyretmeye bir son vermem lazım. Keşke benim de hayatım böyle olabilseydi. Şimdi üstüm başım çorba olduğu için yıkanmam lazım. Keşke baloncuklar çıkaran o banyo bombalarından olsaydı. Bu sert süngerle kendimi bir ovalayayım. Of ya, şimdi de sabunu düşürdüm. Pekala, sabun neredesin bakalım? İşte oradan, gel bakayım buraya. Of, o harika rengarenk banyo bombalarını düşünmekten kendimi alamıyorum. Bir saniye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tamam, işe boş bir kaseyle başlayacağım. Bu boş kaseye karbonat dolduracağım. Bu kadar yeter. Şimdi buna biraz limon tuzu da eklemem lazım. Sırada Hindistan cevizi var. Bu yağ her zaman iyi gelir. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırayım. Bu tozların hepsi şimdi biraz sofaklanıyor. İşte böyle. Bu büyük olanın yanına küçük kaseleri de katıyoruz. Bunları biraz renklendirmem de gerekiyor. Çünkü karışımın güzel görünmesini istiyorum. Şimdi karıştırmak biraz zorlaştı ama iyice karıştırmam lazım. Sırada silikon buz kalıbı var. Büyük kaseyi de unutmayalım. Onu da kendi kalıbına döküyoruz. Bu kaşıkla tozu kalıba koyuyoruz. Tamam. Şimdi buna da biraz boya ekliyoruz. Sonra bunun üstünü yine beyaz tozla kaplıyoruz. Güzel, biraz daha ekleyip üstüne hafifçe vuruyoruz. Şimdi karışım sertleşsin diye bunun üstüne biraz da antiseptik püskürtüyoruz. İşte oldu. Şimdi bunu kalıbından çıkaralım. Güzel, artık bulut şeklindeki banyo bombasını kullanabilirim. Ve bu banyo bombası daha bile iyi oldu. Çünkü onu ben kendim yaptım. Hadi şunu suya atalım. Ne güzel baloncuklar çıkmaya başladı. Bak, gökkuşağı renkleri ortaya çıkmaya başladı bile. Bütün bu renkler beni mutlu ediyor. İyi ki üstüme çorbayı dökmüşüm. Ne harika bir gün. Ve vakti geldi. Bu dalga da nereden çıktı? Öf, şu aptal dalgalar nereden çıkıyor? Düzleşsenize ya. Bu düzleştirici işe yaramıyor mu? Belki yeterince sıcak değil. Deneyeyim. Ne? Hiç sıcak değil ki.
Saçımın düzleşmemesine şaşmamak gerek. Ah, hey aloe vera bitkim. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Aloe veradan bir yaprak lazım. Ucunu kesiyorum ve yaprağı dikkatlice boylamasına kesiyorum. Yavaşça ve düzgün şekilde kendimi kesmeyeyim. Evet, ucuna ulaştım. İki parçayı birbirinden ayırıyorum. Pekala, sıradaki adım için tekrar maket bıçağı gerekli. Tamamına kesikler atıyorum. Ama dibine kadar kesmiyorum. Bitti. Şimdi iki parçam var ve kullanıma hazır. Pekala, bu iki parça aloe vera saç düzleştiricim olacak. Yavaşça saçımın ucuna kadar kaydırıyorum. Vay canına, şu aloe vera jeline bak. Yanıklara da iyi gelir. Saçımızı atalım. Kafamı çarptığıma inanamıyorum. Pekala, tekrar deneyeyim. Saçımı attım. Kuruyunca ne kadar düz olduğuna bak. Al sana bozuk düzleştirici. Sana ihtiyacım yok ki. Aloe vera ile birlikte iyi iş çıkardık. Hadi, 2 puan daha. Kazanıyor musun hayatım? Orada mısın? Alo, seni görüyorum. Niye benimle konuşmuyor? Ne yapıyorsun Lili? İyi, o zaman ilgini çekmeyi bilirim. Saçıma dokunma. Öf, sen ve şu saçların. Saç bantlarım. Kontrolü ele alma vakti. Oyunu duraklatmadım bile. Kollarımı oynatamıyorum Lili. Artık dikkatini bana verdiğine göre ben de saçlarına yeni bir şekil vereyim. Biraz saç al ve iyice döndür. Kendiliğinden şöyle bükülmeli. Sonra tuttur. Şimdi saçın başka bir bölümüne geç. Aynı şekilde tuttur. Şimdi üstüne epeyce bir saç spreyi sık. Ve bir dakika beklesin. Bantları çıkarmaya başla. Tamam mı sonuncusu? Oo, müthiş görünüyor. İyi ki varım değil mi? Nasıl bu kadar dolgunluk verdin? Dur, Instagram için bir resmini çekeyim. Resim yapmaya bayılıyorum. Huzur veriyor ve çok harika bir şey. Şimdi pembeyi kullanacağım. Pembe rengi çok güzel. Ah, görünüşe bakılırsa bir mesaj alıyorum. Bir bakalım. Ah, gökkuşağı partisi mi? Bu harika. Pekala, giymek için doğru dürüst bir şey bulmam lazım. Bu ne? Resim fırçasıymış. Pekala, gardırop benim için neyim var bakalım? Of, bu güzel değil. Hiç renk yok. Ah, o zaman ne yapacağım? Gökkuşağı gibi olmam lazım. Aa, bir dakika, boyalarım. Bunların hepsi rengarenk. Bunlarla kesin bir şeyler yapabilirim. Ben bir dahiyim. Pekala, gökkuşağına bürünme zamanıdır. Biraz boyaya ve biraz fırçaya ihtiyacım olacak. Bütün renkleri tek seferde yapabilirim. Şimdi bu renkleri gözlerimin üstüne süreyim. Renkleri değiştirip alta süreceğim. Çok güzel oldu. Ama bu bir gökkuşağı partisi. Daha fazla renk lazım. Bu bölüm için daha büyük fırçalara ihtiyacım var. Tamam, boyamaya hazır. Bu renkler zaten fırçanın üstünde. İşte böyle, bu renkleri dudaklarımın üstüne sürüyorum. Bir sonraki aşama bu yeşil maskara. Çok eğlenceli. Rengin kirpiklere geçmesini sağlamam lazım. Evet, kaşlarımı da boyayayım. Bu renk turuncu. Bu sayede onlara şekil de verebilirim. Bayağı güzel görünüyor. İşte böyle, birazcık daha. Bitti. Birazcık da yüzümü boyayayım. Aman tanrım, bu mavi çiller müthiş oluyor. Keşke hep böyle mavi çillerim olsa. Tamamdır, gökkuşağı makyajımın nihayet sonuna geldim. Ah, bu da nedir? Şu ışıklara bak. Vay canına, gökkuşağı partisi ve çok da canlı. Vay canına, makyajın harika. Kendin mi yaptın? Çok eğlenceli, gökkuşağı partisi için harika bir seçim. Bu kitap çok iyi ve hamburger de öyle. Hey Kayana, benimle egzersiz yapmaya hazır mısın? Hadi bakalım. Egzersiz mi? Yok sağ ol, bana hiç uygun değil. Daha zinde olmak istediğini söylememiş miydin? Yani evet, sanırım öyle bir şey demiştim. Ve bu yakışıklıyı etkilemek istediğini de söylemiştin diye hatırlıyorum. Haklısın demiştim. Tamam, geliyorum seninle. Pekala, o zaman beni takip et. Seni şekle sokacağız. Of, seni izlerken bile yoruldum. Kollarını çalıştırmayı da unutma bu arada. Sadece bacaklar olmaz. Hadi buradan gidelim. Bu yol çok güzel. Sen öyle diyorsan. Hey, savşaklamayı bırak. Aç bacaklarını ve gel şuraya. Sağ sol, sağ sol. Bu iş böyle yapılır. Aman, sanırım ölüyorum.
Hayır, ölmüyorsun. Gayet iyisin. Hadi devam et. Şu yakışıklının önüne incecik halinle çıktığını düşün. İşte bu. Birkaç tane daha. Çok iyi gidiyor. Bir tane daha. Hadi acının üstüne git. Of, amanın, çok yoruldum. Sanırım bacaklarım kırıldı. Şükürler olsun, artık evdeyim. Hey, hamburgerim hala buradaymış. Açlıktan ölüyorum. Evet, gel bakalım nefis şey. Bir saniye, başım belaya girmesin diye bir yere saklansam iyi olur. Burada güvende olabilirim. Artık yeme zamanı. Ha? Nereye kayboldu? Eve geldiğini sanmıştım. Onu içeride göremiyorum. Acaba nereye gitti? Bir saniye. Sanırım hapur hapur bir sesler duyuyorum. Hey, işte seni buldum. Sanki oraya bakmazmışım gibi. Masanın altına saklanmışsın. Ver bakayım şunu bana. Bütün gün egzersiz yaptım. Mahvetme her şeyi. Eğer açsan bu elmaları yiyebilirsin. Hadi gel smoothie yapalım. Bunların tadı hep güzel olur. Al bakalım hepsini iç. Bu senin hep sağlıklı kalmanı sağlayacak. Emin misin? Bunun tadı hiç güzel değil ki. Evet, haklısın. Berbatmış. Üzgünüm. En iyi arkadaşınla akşam çıkmak gibisi yoktur. Ve bu akşam dedikodu pek tatlı anlaşılan. Ay! Sanırım rujum bardakta kalmış. Hey, yanına ruj almış mıydın? Ay! Merak etme. Sana tam uyacak bir rengim var. Yo yo, bende daha iyisi var. Bak, bir kaşık ve en sevdiğin rujunu al. Biraz aç ve kaşığa bir parça kes. Sonra alttan biraz ısıt. Şunun gibi küçük bir kap al. Ve erittiğin ruju içine dök. Biraz vazelin ekle. Birazcık yeter. Karıştırdığında böyle görünmeli. İşte bu kadar. Şimdi sıra telefon kılıfında. Ortasına sıcak silikon sık. Ve kabı üstüne yapıştır. İşte artık ikisi bir arada. Artık makyaj tazelemek çok kolay. Şimdiden daha iyi görünüyor ha? Ve bu rengin parlaklığı da çok iyi. İnsan kız kıza çıktığında da hazırlıklı olmalı. Kesinlikle. Biliyorum, ona öyle dediğine inanamıyorum. Hop, kaptım. Uzak dur. Ay, tüh, başımız derde girecek. Yeter artık. Koridorda koşmanın yasak olduğunu biliyorsunuz. Melin hemen odama gelsin. Oh, bu fena oldu. Başını derde soktuğum için üzgünüm. Bir dakika, bir fikrim var. Yine bir makyaj dönüşümü zamanı. Şu bölgeye makyaj yaparak başlıyorum. Bu kuruması gereken su bazlı bir tutkal. Şu bölgeye de biraz sürüyorum. Bu sırada cildimi biraz geriyorum. Sonra kuruyunca cildim karışmış gibi görünecek. Ağzımı ve burnumu da unutmayayım. Öbür yana da aynısını yapmalıyım. Yanağımı şişiriyorum. Ve işte bu da tamam. Şimdi göz kapaklarıma odaklanmalıyım. Ah, baksana ne kadar yaşlı görünüyorum. Ama dudaklarım hala genç duruyor. Onları da halletmeliyim. Şimdi sıra kaşlarımda. Onlara da biraz tutkal sürüyorum ve grileşmesini sağlıyorum. Kirpiklerime de aynısını yapıyorum. Şimdi biraz kapatıcı sürelim. Son olarak yaşlı kadın peruğu takıyorum. Ne düşünüyorsun? Anne gibi görünüyor muyum ya da büyük anne gibi? Merhaba öğretmenim. İşte çağırdığınız büyük annem. Pekala. Lütfen oturun. Şuraya otur büyük anne. Ben dışarıda bekleyeceğim. Demek büyük annesisiniz. Bana bunu yollamışsınız. Aa, pekala. Koridorda koşuyordu. Anladım. Daha fazla anlatmayın. Onunla kurallara uyması konusunda konuşacağım. Aa, çok işe yaradı. Aynen kandı. Evet, teşekkürler. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Şimdi şu kırışık cildimi çıkarayım. Şuna bak, nasıl da soyuluyor. Bir dakika. Hey, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çabuk kaç. Tadı nefis Karpuz Bey. Oh, çok yoruldum. Selam kardeşim. Selam, oynuyorum ve... Ay, ne oldu? Niye bana bakıp bağırıyorsun? Hayır, olamaz. Yüzümün haline bak. Bu korkunç. Ay, aynam. Canavar gibi görünüyorsun. Al sana. Of, ne yaptığını gördün mü? İnanamıyorum.
Pardon, senden korkmuştum. Ben kaçtım. Cidden mi? Bütün bu pisliği temizlemeyi bana bıraktığına inanamıyorum. Sabahımı böyle geçirmeyi hiç istemezdim. Bir dakika. Bu bir aloe vera. Bu cilt sorunlarında bana yardım edebilir. Tamam, şu aloe vera yaprağını yarıyorum. Ve ortasındaki jeli çıkarıyorum. Doğrudan blender'a gidiyor. Şimdi blender'da çekeyim. Oo, jel nasıl da parçalanıp akışkan hale geldi. Hem köpürdü de. Peki, bu kadarı yeterlidir. Şimdi bir kaseye boşaltıyorum. Şu maskeyi alıp karışıma atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. İşte maske kullanımı hazır. Şimdi bunu yüzüme koyayım. Oo, bu çok güzel. İşe yaraması fazla uzun sürmez. Selam, ben geldim. Hala canavar gibi misin? Of ya, ne şapşal. Tuhaf çocuk. Ama bak, cildi bebek gibi pürüzsüz oldu. Şimdi bunu onun yüzüne koyayım. Kaçtım. Çoğumuzun birçok ortak yönü vardır. Özellikle saçların gününde olmadığı günler gibi. Evet, aynen öyle. Ama sıkı dur. Günü kesin kurtaracak bazı müthiş güzellik diyorlarımız var. Bella da hala gelmedi. Oo, nefis kokuyor. Yakınlardadır herhalde, değil mi? 10 dakika daha mı? Pekala, ben başlıyorum. Of, evet. Pekala, ne düşünüyorsun? Bu resimden ilham aldım. Düzleştirmek 2 saat sürdü. Hep ama senin saçların kalın dedi, durdu. Ama sonuç hoş, değil mi? Burada bir terslik var. Ama tanrım, bu upuzun bir saç. Benim başımdan düşmedi, değil mi? Midem bulandı. Üstelik her yerde. Saçını bu kadar savurman şart mıydı? Bunun ne kadar iğrenç olduğunu biliyor musun? Kasarı oldu. Üzgünüm, tamam mı? Yapacağın bir tek şey var. Saçını at kuyruğu yap. Sen ne diyeceğimi sanmıştın? Üstünden şöyle at ve saç yolumuzdan çekilsin. Sonra ters yöne atıp döndür. Ve sıkıca bağla. Kalanı da şuraya sokuştur. Ne hoş, değil mi? Şimdi hatta daha da güzel görünüyor. Şimdi yeni bir salata ısmarlamalıyım. Ay, bu şey canlı mı ne? Az daha beni ısıracaktı. Sınav düşündüğümden zormuş. Ve daha yorucu. Akşama parti mi var? Ama Lili partiye hazır değil. Ne? Kesinlikle değil. Ama belki ufak bir yardımla. Bella? Ne oluyor? Neredeyim ben? Makyaj zamanı Lili. Yüzünden başlayalım. Pizzanın yağına mı batırdın yüzünü? Merak etme, ne yapmak gerektiğini biliyorum. Hadi başlayalım. İyi bir kontürü yabana atma. Veya bir iki beni. Yeni görünümün hakkında ne düşünüyorsun? Neredeyse saçları unutuyordum. Bir düşüneyim. Buldum. Bu dağınık topuz gidiyor. Bence örgü yapalım. Ve buraya kadar gelince saçı yukarıya it. Biraz geriye çek. Ve bir tel tokoyla tuttur. Şimdi sıra öbür tarafta. Mükemmel. Dönüşüm diye buna denir. Sınavı unutmuşum. Bunu nasıl yaptın? Şimdi saçlarımız uyumlu oldu. Gitsek iyi olur. Eski usul. Ev tipi pedikür zamanı. Siz şurada durun bakalım. Ben de tırnaklarımı hazırlayayım.
Sence bana dalgalı saç yakışır mı? Öğrenmenin tek yolu var. Hadi bakalım. Aman tanrım. Ay takıldı saçım. Ay fena dolandı. Bu şeyin nesi var ya? Pardon. Bu kız ne yaptığını hiç bilmiyor. Belki başka bir yöntem deneyebilirim. Şöyle toplayayım. Ve topuz yapayım. Burada tutmak da çok zor. İşte. Aman tanrım. Kafandaki mi ne öyle? Kuş yuvası sadece. Şunu doğru düzgün yapabilecek mi? Belki sevimli örgüler yapsam. Nasıl görünüyor? Saçımı düğümlemedim değil mi? Bu nasıl oldu ya? Ay! Hey! Şurada pedikürümüzü yapamayacak mıyız? Al sana. Benim suçum değil. Ama sanırım işleri tersine çevirebilirim. Saçından biraz al ve parmak ayıracının aralarına dağıt. Bunu örgü yapma aleti olarak kullanabilirsin. Elle yapmaktan çok daha kolay. Dışarıdan başlayıp içeri doğru git. Devam et. Tutamın aşağısına doğru in. Bir tane daha. Şimdi de bağlayalım. Birkaç kez dola. İyice sıkı olsun. Çok hoş oldu. Hem de sadece bununla. Görüşürüz. Öfkelenme. Hadi 2 puan daha. Kazanıyor musun hayatım? Orada mısın? Alo. Seni görüyorum. Niye benimle konuşmuyor? Ne yapıyorsun Lily? İyi. O zaman ilgini çekmeyi bilirim. Saçıma dokunma. Öf, sen ve şu saçların. Saç bantlarım. Kontrolü ele alma vakti. Oyunu duraklatmadım bile. Kollarımı oynatamıyorum Lily. Artık dikkatini bana verdiğine göre ben de saçlarına yeni bir şekil vereyim. Biraz saç al ve iyice döndür. Kendiliğinden şöyle bükülmeli. Sonra tuttur. Şimdi saçın başka bir bölümüne geç. Aynı şekilde tuttur. Şimdi üstüne epeyce bir saç spreyi sık. Ve bir dakika beklesin. Bantları çıkarmaya başla. Tamam mı sonuncusu? Oo, müthiş görünüyor. İyi ki varım değil mi? Nasıl bu kadar dolgunluk verdin? Dur Instagram için bir resmini çekeyim. Düşürme düşürme. İşte oldu. İyi bir bazla başlayalım. Evet güzel ve pürüzsüz. Müthiş. Sonra uzun kirpikler elde etmeliyiz. Sihri görüyor musunuz? Şimdi de dudakları renklendirmek şart. Bu yeni renk de müthiş değil mi? Dudakları büzelim. Ve imza parfümümü unutmamalıyım. Tabii saçı da unutmamalıyım. Yoksa unutsam daha mı iyi? Ay böyle çıkamam. Acaba ısının yardım olur mu? Ay, daha da beter oldu. Öfkeli bir aslan gibi görünüyorum. Şunu kullanayım mı? Pekala. Gittikçe kabarıyor. Deneyecek başka şey kalmadı. Saçına ne oldu? Şunu bir tutar mısın? Salata mı yiyeceğim? Biraz ister misin? Elma sirkesi. Tabii ya. Biraz başına dök ve şampuan gibi friksiyon yap. Saçını hemen yumuşatır. Şimdi de ufak tefek pürüzleri giderelim.
Bu şey harikalar yaratıyor. Bak nasıl yumuşacık bir ipeksi oldu. Evet, tam bir saç sihirbazıyım. Sonra görüşürüz. Sadece biraz şununla ha. Sence bu saç diyorları saçlarını kötü durumlardan kurtarır mı? Bazılarını dene ve bize nasıl olduğunu söyle. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaş ki onların da senin gibi harika saçları olsun. Bunlara tıkladın mı? Asla eğlenceden geri kalmamak için YouTube kanalımıza abone ol. Ne çok toz makinesi var burada. Ne? Bu nedir? Ah, alarmış. Of, 5 dakika daha uyuyayım. Evet, okula gitmek için hazırlanma zamanı. Bugün ortalığı yakıp kavuracağım. Yok, yine yatacağım. Pekala, hazırlanmaya başlasam iyi olur. İşte yüzüm şu an tertemiz oldu. Aa, bir saniye. Aa, kimin umurunda, önemli değil. Saçımı parmaklarımla şöyle bir tarayayım. İşte hiç fena olmadı. Peki hangi gözlüğümü taksam? Bu mavi nasıl olur? Ya da şöyle Harry Potter tarzı. İşte bu iyi oldu. Şimdi hangi gömleğimi giysem? Düz olanı mı yoksa puantiyeli mi? Beyaz olsun o zaman. Harika görüneceğim. Of, okul neden bu kadar ergen olmak zorunda ya? Bir saniye. Hayır, sivilce çıkmış. Tam da burnumun üstünde. Pekala, bu onu kolayca halletmemi sağlayacak. Bu sırada dişlerimi de fırçalayayım. Gözenekleri ve cildimi pürüzsüz hale getirmem lazım. Bunu yapmaya bayılıyorum. Şimdi sırada maskara var. 99 ve 100. İşte her şeyi hallettim. Şimdi sıra ne giyeceğimi seçmede. Bu nasıl olur? Kırmızı etek ve pembe bluz. İkisi iyi gider mi acaba? Evet, bence gayet güzel olur. Evet, çok haklıymışım. Çok hoş görünüyorum. Günaydın. Okul için hazır mısın? Çünkü ben tamamıyla hazırım. Bütün kitaplarımı aldığımdan bir emin olayım. Bir ara kesin makyajımı tazelemem gerekir. Bütün gazlı kalemlerimi de yanında götürsem iyi olur. Resim dersine ihtiyacım olabilir. Of, bu saç kurutucusu niye çantama sığmıyor? Of, işe yaramıyor. Pekala, başka ne kaldı? Bu defter. Aa, hayır, buna hiç ihtiyacım yok. Pekala, çıkmaya hazır mısın? Hadi bakalım. Sınav düşündüğümden zormuş. Ve daha yorucu. Akşama parti mi var? Ama Lili partiye hazır değil. Ne? Kesinlikle değil. Ama belki ufak bir yardımla. Bella? Ne oluyor? Neredeyim ben? Makyaj zamanı Lili. Yüzünden başlayalım. Giza'nın yağına mı batırdın yüzünü? Merak etme, ne yapmak gerektiğini biliyorum. Hadi başlayalım. İyi bir kontürü yabana atma. Veya bir iki beni. Yeni görünümün hakkında ne düşünüyorsun? Neredeyse saçları unutuyordum. Bir düşüneyim. Buldum. Bu dağınık topuz gidiyor. Bence örgü yapalım. Ve buraya kadar gelince saçı yukarıya it. Biraz geriye çek. Ve bir tel tokoyla tuttur. Şimdi sıra öbür tarafta. Mükemmel. Dönüşüm diye buna denir. Sınavı unutmuşum. Bunu nasıl yaptın? Şimdi saçlarımız uyumlu oldu. Gitsek iyi olur. Of ya, keşke gerçek bir uzaylıyla karşılaşabilseydim. Gözlem yapmaya ve bir şeyler bulmaya çalışmaya devam etmeliyim.
Şu müthiş ayakkabılarıma bak. Kusura bakma, şu anda bilimle uğraşıyorum. Dur bir dakika, dikkatini çekmek için ne yapacağımı buldum. Pekala, makyaj dönüşümüm başlasın. Gözlerimin çevresini çizerek başlıyorum. Aynısını öbür gözüme de yapıyorum. Pekala, böyle iyi. Şimdi biraz siyah. Çizdiğim şekillerin içini daha fazla siyahla dolduruyorum. Kaşlarımı kapamayı unutmayayım. Ama göz kapaklarıma henüz bir şey yapmıyorum. Çünkü orası için fırça yerine kalem kullanacağım. Sırada tabii ki yeşil var. Kalan bütün cildimi bu renge boyuyorum. Dudaklarımı da boyamalıyım. Ve tabii ki saçlarımı da, her yer yeşil olmalı. Siyah kısımların kenarlarını boyamak için de ince bir fırça gerekli. Şimdi de kontür için daha koyu yeşil kullanıyorum. Onu da iyice yaymalıyım. Dudağımın altına da, biraz da üstüne, tam şuraya. Pekala, şimdi kontrast için sarı kullanıyoruz. Elmacık kemiklerime biraz uyguluyorum. Çizdiğim siyah kısımların çevresine de. Sonra siyah kısımlara da biraz beyaz ekliyorum. Şimdi gözlerimi kapıyorum ve uzaylı gibi görünüyorum. Bu harika olacak. Ha? O ses de ne? Hı? Bu duvar süslerinden biri sadece. Aman tanrım, inanamıyorum. Aa, nihayet. Seni seviyorum, müthişsin. Tamam, hemen bir selfie çekmeliyim. Bir dakika. Şaka mı bu? Bu sadece makyaj. Aa, gerçek bir uzaylı olmadığına inanamıyorum. Neyse, sanırım makyajı çıkarma zamanı geldi. Bütün yeşil ve siyahı sil. Bunu çıkarmak fazla uzun sürmez. Oh, iyi uyumuşum. Ay, gece yarısı atıştırmalığım burada kalmış. Ah, bugün müymüş? Olamaz, geciktim. Acele etmeliyim. Ay, saçlarım çok yağlı. Bu hiç iyi görünmüyor. Bu koku da ne? Sanırım saçımı yıkamalıyım. Bir dakika. Su yok mu? Uhu, sular. Orada olduğumuzu biliyorum. Of, şimdi ne yapacağım? Belki de talk pudrasını kullanabilirim. Saçımın her yanına döküyorum. Sonra iyice ovalıyorum. Çok iyi işe yaradı. Talk pudrası yağı aldı. Saçım sanki yıkanmış gibi görünüyor. Şimdi fotoğraf çekimine hazırım. Acı! Çok yaşayayım. Pekala, gitmem gerek. Ay, aman topuklularla yürümekte bir felakettim. Ağırlığını tabanlarına değil parmak uçlarına vermen lazım. Bir saniye. Dinle, şimdi sırtını dik tutup çeneni yukarı kaldır. Şimdi böyle yürümeye çalış. Tamam, tamam. Oluyor. Ya da sanırım olmuyor. Ümitsiz durum maalesef. Sırt çantasında bir sürü kitap ve roman var. İşte bu çözümüm olabilir. Pekala, şimdi bu kitapları kafanda dengede tutuyorsun. Bu sana duruşunu düzeltmeyi öğretecek. Görüyor musun, beni izle. İşte böyle yürüyeceksin. Aa, tamam, şimdi anladım. Evet, gayet güzel yapıyorsun. Hey, bir saniye. Topukluların nerede? Çıplak ayak yürüyormuş. O zaman bunu yapmanın hiçbir anlamı yok ki. Hey! Of, tamam. İşte giydim tekrar. Olamaz, kitaplarım gözlüğüm. Vay canına, burası çok sıcak bugün. Bu işte çok uzun sürdü. Bu arada kitapların da bayağı hırpalıyor. Hadi, hadi ama. Hey, sanırım hallediyorum, bak. Evet, başardın. Yapabileceğini biliyordum çünkü sen müthişsin. Ne? Vay canına, şu yaptığına bak. Selama. Uf, sanırım canı fena yandı. Eyvah eyvah. Bir yaz günü havuz başından daha iyi nerede geçer ki? Neredeyse şunu sürmeyi unutuyordum. Azıcık alayım. Ve güneşten bile parlak oldum. Hangi kız biraz pırıltı sevmez ki? Evet. Bu olmadan hiçbir yere gitmem. Ah, güneş ne iyi geliyor değil mi? Ay canına, şu güzelliğe bak. Oyunu yarıda kesmeye kesinlikle değer. Pardon. Güneşi mi kesiyorsun? Oo, oyunu neden bıraktığın anlaşıldı.
Hey. Burada bir güzel kız daha var. Cidden mi? Görünmez falan mı oldum? Niye kimse benimle konuşmuyor? Tam olarak ne yapman gerektiğini göstereceğim. Önce biraz bebeği yağ lazım. Ve biraz bronzlaştırıcı. Dondurma çubuğuyla biraz makyaj malzemesinden kazı. Şimdi de bebeği yağının içine dök. Bak nasıl dibe çöküyor. Şimdi biraz makyaj simi alıp buna ekle. İşte aradığımız ışıltı burada. Kapağı sıkıca kapa. Şimdi her şeyi çalkalayalım. Müthiş değil mi? Bundan biraz sür. Ve millet pervane gibi başına üşürsün. Aa, öğrettiğin için teşekkürler. Sana içecek getirdik Lili. Sen gördüğüm en güzel kızsın. Evet, bu şey gerçekten sihirli gibi. Bu oyun harika. Aman ne güzel. Kim geldi şimdi? Sessiz olayım. Olamaz. Buluşacağım çocuk. Hey, kimse yok mu? Belki beni görmemiştir. Makyaj yapmam gerek. Çabuk. Paniğe kapılma. Ne giysem? Şu fondötenle başlamalıyım. Azıcık yeterli olur. Yine sürülmüyor. Aa, bu çok sinir bozucu. Böyle daha iyi. Şimdi sıra Rimmel'de. Düzgünce. Ah, buna zamanım yok. Ay, ondan hoşlanıyorum. Ama beklemesi saatler sürüyor. Tamam tamam, biraz bekle. Hadi sene. Rujum nerede? Bu renk çok güzel. Bir de sürebilsem. Defolu herhalde. Buldum. Tırnaklarımı kullanacağım. Bu işimi görecek. İşte güzel dudaklara sahip oldum. Hazırım. Selam yakışıklı. Kusura bakma, biraz güzelleşmekle meşguldüm. Bir palyaçoyla çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Çiçekler, ne gerek vardı? Umarım bir tanıdıkla karşılaşmayız. Oo, ne çok makyaj malzemesi var. Nereden başlayacağımı da hiç bilmiyorum. Hey, sen neye bakıyorsun? Bütün bu makyaj malzemelerini de nereden buldun? Hepsini satın aldım ama bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yardım eder misin? Lütfen, lütfen, lütfen. Tabii ki ederim. Hadi gel benimle. Şuraya bak, çok güzeller. Bayıldım. Ver canına. Burayı sevdin mi? Tamam, şimdi derin bir nefes al. Hazırlan çünkü uçuşa geçiyoruz. Ve işte bitti. Pekala. Bir kendine bak bakalım. Ah, aman tanrım, olamaz. Bu çok fazla olmuş. Kendim gibi değilim. Kusura bakma ama beğenmedim. Ne? Ama neden? Ne çok güzel görünüyorsun. Evet ama ben daha doğal görünmek istiyorum. Böyle değil. Ah, tamam, üzülme. Daha farklı görünmeni sağlayabilirim. O halde bu renkleri deneyebiliriz. Tamam, umarım haklısındır. Ah, vay canına, işte bu tam istediğim şey. Sanki hiç makyaj varmış gibi görünmüyor. Çok güzel olmuş, teşekkür ederim. Tamam, güzel, beğendiğine sevindim. Hey, birkaç fotoğrafını çekeyim ister misin? Instagram'a yüklersin. Gelirse? Biz harika görünen iki iyi arkadaşız. İşte sana bunları göndereceğim ama bu arada birini hemen yükleyeceğim. Telefonunda neye bakıyor öyle? Of, gözümsüz bir şey göremiyorum. Hadi şuna bak. Ah, sen ne yapıyorsun? Aa, vay canına, bu harika görünüyor. Müthiş iş çıkarmışsın. Ama az evvel gözlerini ovalayıp makyajını mahvettin. Ama en azından elimizde harika.